Evet, öncelikle biz de Türk vatandaşı ile ilgili gelişmeleri aktaralım. Halil Bıçkı adında 64 yaşındaki Türk vatandaşı Uaz bölgesinde, yani bu virüsün ilk Fransa'da ilk geniş anlamda yayıldığı bölgede virüse yakalanmıştı ve Perşembe sabahı yaşamını yitirmişti. Dün duyurdu doktorları ve ailesi bu ölüm haberini. Fakat belirttiğimiz gibi sabah ailesiyle yeniden haberleştik, mesajlaştık. Şu anda hepimiz evdeyiz ifadesini kullandı oğlu Serdar Bıçkı. Yani ihtimal dahilinde virüse yakalanmış olmalar ama hiçbirinde henüz virüs tespit edilmemiş. Dolayısıyla evde bir süre güvenlik nedeniyle tedbir amaçlı olarak evdeler, hep birlikte evdeyiz yanıtını aldık. Cenazesinin Türkiye'ye götürülmesi konusunda talepleri vardı ailenin, hatırlayacaksınız. Fakat aile henüz bu konuda da net bir yanıt alabilmiş durumda değil. Zira tıbbi aşamalardan, otopsiden ve ardından da güvenlik nedeniyle bir takım aşamalardan geçmesi gerekiyor işlemin. Bundan önce aileye bir yanıt vermiyorlar. Hatta çok olumsuz baktığını söylüyor aile. Türkiye'ye gönderilmesine izin vermeyecekler galiba şeklinde bir ifade kullanıldı. Bu sabah durum böyle ama Fransa'da, İtalya'da, Avusturya'da, Belçika'da, daha oradan İsviçre ve İsviçre'den de Balkan ülkelerine doğru virüs ciddi anlamda yayılıyor. İtalya'dan sonra Fransa hemen alarma geçti. Önce İtalya'da başladı biliyorsunuz durum. 4600 vakaya yükseldi. Ölü sayısı 200'e yaklaştı. İtalya'da 197 ölü bildirildi. Koronavirüs vakasıyla ilgili Fransa'da ise durum giderek hızla ilerliyor. İtalya'daki o hızlı yükselme şimdi Fransa'da başladı. 90 dünyada 92 ülkede ama Fransa'da da giderek Avrupa'da en çok İtalya'dan sonra bu virüse yakalanan ülke diyebiliriz Fransa. 100 bini geçti dünyada vakalar. Fransa'daki rakam henüz daha buna oranla çok küçük. 613 kişi koronavirüse yakalandı. Bunlardan yalnızca 9'u yaşamını yitirdi. Bu %1'den bile daha küçük bir oran, %1 civarında bir oran. Dolayısıyla burada önlemler çok hızlı mı alındı, yoksa virüs burada daha mı az etkili bir seyir izliyor? Bunları uzmanlar izliyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aşı yapılabilmesi için bilim adamlarıyla Elize Sarayı'nda bir araya geldi. Bu işe çözüm bulmaları için Enstitü Pasteur, Fransa'nın dünyaca ünlü enstitüsü, bunlara görev verdi. Onlar arahummalı bir çalışma içerisindeler, bütün dünyadaki bilim adamları gibi. Diğer taraftan toplumda ne yaşanıyor? Kamuoyunda çok ciddi bir panik başladı artık. Ölü sayısı yüksek olmaması bu paniği biraz daha rasyonel, akılcı bir panik haline dönüştürüyor ama jel bulamıyoruz, tuvalet kağıdı bulamıyoruz. Maske zaten ilk günlerden bu yana yok. Maske üretimlerine devlet el koydu. Maske fabrikalarına ve bütün stoklara devlet el koydu. Ancak fabrikalar ilk başta Çin'e ithal ettikleri için maskeleri ciddi anlamda maske yokluğu var. Hastanelerdeki görevlere bile maske yetiştirilemiyor. Okullarda ciddi bir panik var. Özellikle virüsün yaygın olduğu yerlerde okulların kapanması, diğer kapanmaması, bütün bunlar ciddi soru işaretleri yaratıyor. Toplumdaki panik de ilerliyor Fransa'da diyebiliriz virüsün.